Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni birer Sofiron 4 videosu The Great War Redux moduyla Osmanlı serisi 4. bölümle tekrardan karşınızdayım. Evet, şu anda yanlış görmüyorsunuz. Baya baya bu Balkan cephesinin tamamını bitirmek üzereyiz. Sizlere son bölüm sonunda gösterdiğim gibi buradan yardık ve sonrasında ben buradan yardıktan sonra Sofia tarafına doğru girdim. Bir yandan buradakilerin tamamını yok etmeyi başardık. Yani buradan supply'ın alıntısı ve askerlerimizin debuff'ının baya baya düşürülmesi bizim için ilerleyişimiz için bir kaçınılmaz haline geldi. Bir yandan askerlerin tekrardan burada modernizasyonlarını yapacağız. Yeniden debufflarını kaldırmaya devam edeceğiz. Abdülhamit'in debufflarını kaldırdık. Şimdi bufflarını geri getireceğiz. Askeri alım politikasındaki debuff haline geldi Dara sistemi yüzünden. Onun tekrardan %10 ile %15 olarak ilave edeceğiz. Hepsini yavaş yavaş toplayacağız. Bu arada şunu söylemek isterim Balkan Savaşı ile alakalı. Savaş esnasında bir event geldi. Bu eventi sizlere gösteremedim ne yazık ki. Belli bir noktaya geldikten sonrasında Balkan Savaşı'ndaki şeyi belli bir nokta toprakları alıp bunların güçsüzleştirip o şekilde bitirmek uğruna yani birkaç sene savaş tazminatı alarak savaşı bitirtebiliyorsunuz. Böyle bir seçeneğiniz de var. Ama ben de alttakini seçtim. Kesinlikle oynayan arkadaşlar, benimle beraber oynayan arkadaşlar varsa unutmasınlar. Alttakini seçtim ve savaşı devam ettim. Ki bütün Balkan topraklarını ele geçirebilmek için. Yavaştan oyunu devam ettirelim bir yandan. Burada Belgrad üzeri neredeyse bitirilmek üzere. Belgrad'ın tamamı neredeyse girilmek üzere. Bir yandan Bulgar tarafını gördüğünüz gibi bitirdik sayılır artık. Hiçbir şey kalmadı. Şurayı biraz daha böleceğim. Şu arayı bir komple bölelim. Bitirelim buradaki işi. Hatta şöyle bölelim. Komple Varna tarafına Sofya gittiği için Kapitol Varna oldu. Tabi Varna'nın Kapitol olması da çok fazla şeyi sağlamayacak. Buradakilerin çok fazla supply almasını engelleyecek. Gördüğünüz gibi zaten çok ağır attrition yiyorlar. Bu attrition sorunu çözülecektir. Hiç merak etmeyin. Şunların dağılmasını, diğer cephelere destek götürmelerini engelleyelim. Buradaki askerlerimiz Varna üzerine girmek üzere. Çok az bir şey kaldı. Çok kısa bir zaman sonrasında savaş bitmek üzere. Belgrad'a girildi ve Sırbistan neredeyse düşmek üzeredir. Ve evet, Sırbistan düştü. Sırbistan'ın bütün topraklarını alıyoruz. Take all states and turn. Savaşımız devam ediyor. Karadağ major olmuş. İşte bu kötü bir durum. Çünkü burada Karadağ'ın ilerlemesi bir tık sıkıntı. Burası çünkü çok dağlık bir arazi. Ve ilerleme gerçekten çok zor bir bölge. Ama yine de bir şeyler yapmaya çalışırız. Diyelim şöyle bir şey yapacağım. Buradaki 24'lüğü savaş emrini silelim. Bunları da Karadağ tarafına göndereyim. Ve sonrasında belki Papa'yı da savaşa çağırabilirim. Çünkü orada iki topraktan ilerlemek çok zor olacaktır. Yunan'ın şey olmasını engellersek bir şekilde çözeriz diye düşünüyorum sorunu. Silah yenilemedim bildiğiniz gibi. Silahın çünkü basımı zaten şu anda çok pahalı bir durumda. O yüzden yenilemedim. Bulgar da birazdan düşmek üzere. Bulgar'ın düşmesiyle çok farklı şeyler yaşanabilir. Abi gir şuraya ortaya. Gir şuraya. Böl böl böl. Bir force atak vermek istiyorum ama şu anda command power yetersiz bir düzeyde. Sen gel savaşa olarak. Balkan savaşı olarak gel. Buradan bir girelim bitirelim şurayı. Buna force atak verdik ama maalesef dediğim gibi gerçekten çok dağlık bir arazi. Ve Yunan birlikleri burada savaş cephesini tutuyorlar. O yüzden de çok fazla bir şey yapamıyorum. Abi şu Varna tarafına doğru bir gir, bitir artık burayı. Şu Bulgar'ı bitirirsek bayağı sorunumuz çözülecektir. O yüzden sıkıntım yok aslında bakarsanız. Yani Yunan tarafı da artık zorlanabilir. En azından birkaç toprak ilerleyelim ki Yunan'ı da düşürmedik olmasın. İşte bu gerçekten güzel bir haber. Bulgar'ı da devirmiş olduk. Yani Sırp'tan gerçekten bana göre daha zorlu bir güç, zorlu bir devlet bana kalırsa. Evet. Ve Bulgar'ın da anekslenmesi tamamlandı. Şimdi sıra Yunan ve Karadağ Savaşı'nda.
O Karadağ savaşlarını da bir an önce halledeceğiz. Askerlerimizin bufflı haline getirmemiz gerekiyor. Biraz daha debufflarını silmemiz gerekiyor. Eğer bu taraftan girersek çok fazla buff vermiyor gibi sanki ama asıl debuff'ımızı bu taraf baya baya siliyor. Tabii ki onun için şu anda Almanya ile ittifakta olmamız gerekiyor. Almanya ile ittifakta olmak şu anda istediğimiz bir durum değil. Şöyle Abdülhamit Han için biraz daha buff haline getirelim. Diğerlerine de devam edelim. Uçaklar vardı bizim. Nerede onlar? Hadi abi şu tarafa al uçakları. Uçakların tamam burada olursa Karadağ düşürmemiz lazım öncesinde. Yani hem Karadağ hem Yunan'ı düşürmemiz gerekiyor. İşin sıkıntılı kısmı o. Debuff haline geldi çünkü. Army modernizasyonunda bir tık daha debuff'ımızı kaldıralım. Borç ödemeye devam. Yani çok fazla bir borcumuz kalmadı artık. Neredeyse bitirmek üzereyiz. Birazdan devrilmek üzere uçak üstünlüğüyle çok fazla bir askeri kalmadı zaten. Yunan buradan askerlerini çekti gördüğüm kadarıyla. O da yıkılması için bir kaçınılmaz haline geldi. Sonrasında paldır küldür Yunan'a döneceğim. Ocak geldi artık yani savaş başlamak üzere Dünya Savaşı. Bir an öncesinde kapatmamız gerekiyor. Bir an öncesinde bitirmemiz gerekiyor işi. Buna şu anda gidemem. Maalesef buralarda biraz daha bekleyecek. Abi tüm orduyla bir girin. Tüm orduyla bir saldırın. En azından başkente bir hızlıca girersek rahatlarız. Ya yani gördüğünüz gibi Yunan askerleri var yine de ama onları geride tutuyormuş gördüğüm kadarıyla. Adaptable verelim bu generalimize de. Evet Yunan askerleri işte o taraftan kaçanlar bu tarafa başkente geliyor. Başkentten kaçan o tarafa gidiyor. O yüzden biraz devirmek zor olabilir. Yani şu an force atak vereceğim. Force atak veremiyorum. Sıkıntı orada. Evet, Meksika İç Savaşı başladı. Zaten doktrinden yana bir şeyimiz kalmadı artık. Doktrini bitirmiştik hatırlayacağınız üzere. Saldırı olarak buff alabiliriz. Buradan da zaten Army Experience'ımız yeterince var. Buradan buff olarak almaya devam edelim. Daha da iyi olacaktı bizim için. Yunan tarafında şu an durum pek iç açıcı düzeyde değil. Onun için şöyle bir şey yapmak istiyorum. Siz hemen buraya gelin. Siz de bu taraftan ilerleyeceksiniz. Abi ofansif olarak ver. Bir an önce bitir. Aksi halde Dünya Savaşı çıkmak üzere. Çok hızlıca bitirmemiz gerekiyor. Yani şu anda bütün hepsi burada kaldı. Çok acil burayı bitirmemiz gerekiyor. 6 birlik liman var ama gördüğünüz gibi imha aldılar. Yunan askerlerini çekti. Birazdan imha olacaktır. Evet 2 birlik zaten kalmış. Çok fazla bir şey kalmadı. 1 birlik kaldı ve girilmek üzere. Sonrasında hemen Yunan tarafına döneceğim. Dediğim gibi Dünya Savaşı çıkmadan bitirmemiz gerekiyor. Şubat ayı geldi artık. Evet zaten tek tile toprak. Çok güzel bu da bitti. Abi Yunan tarafına askere gerek var mıdır? Şu an gördüğüm kadarıyla yok. Şu dörtlükte şu Korfu limanını bir yoklar mısın? Şu Korfu tarafını yoklayacak bir ekip lazım. Uçakları getir bu tarafa.
Yunan tarafını bir bombalayalım. İyice uçak üstünlüğü. Yani çok fazla elimizde uçak yok. Ama olan uçaklarla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Silah artık değiştirebilirim. Zaten bildiğiniz gibi devirdiğimiz ülkelerden çok silah geçti elimize. Artilleri 10 yapabilirim. Motorize ve fighter üretimleri ufak ufak başlasın. Tabii ki daha support ekipman ve diğer eksiklerimizi üretmemiz gerekiyor. Fighter'a biraz daha öncelik vermem gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi gerçekten çok fazla açığımız var. Çok fazla eksiğimiz var. Ama çok az zamanımız kaldı. Motorize'nin araştırması yapılmış. Kaskı hemen acilen istiyorum. Kask çünkü gerçekten çok çok önemli. Korfu tarafına giden şu askerlere da şu an force atak veremiyorum. Yani command power gerçekten çok zayıf geliyor. Çok düşük miktarlarda geliyor. Borç ödemeye devam. Sivil fabrika şu anda satmayacağım. İngilizlerden silah alabiliriz. Fransızlar ne kadar veriyor? Fransızlar 3K veriyor. Almandan support ekipmana da gerek yok. Yani buradan gerçekten silah almak çok çok faydalı ve bizim için çok yararlı bir durum. Onun öyle bir ayı olması gerçekten işimize gelen bir şey. Bütün Balkanlar tarafı öncesinde bir tamir edilsin. Bütün eksiklerimiz buradaki supply bölgeleri bir halledilsin. Hepsi elden bir geçsin. Abi hepiniz ofansifte sallıyorsunuz burada. Sen de gel Yunan tarafına. Hatta şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sen de buradasın. Sen de gel. Maraşel üzerinden vereceğim line'ı. Çünkü hepsi artık birbirine karıştı. Ötekiler de bir gelsin iyice yerlerine. Buradan tam saldırıya geçsinler. Artık yara bilelim diye düşünüyorum. Çok fazla bir gücü yok. Çok fazla bir askeri yok. Çıkartma atılabilirdi Yunan'a karşı ama şu anda da onunla uğraşmak istemiyorum. Şunu bir çek. Konvoy reddingde tut. Gemiler burada konvoy reddingde kalsın. Evet, Ekvador Savaşı da bitmiş. Bir yandan Güney Amerika tarafında sıkıntılar var tabii ki. Biz eğer üstümüzdeki bu sıkıntıyı çözebilirsek, bir an önce Yunan'ı devirebilirsek gerçekten güzel olacak. Şu onluklu gelsin. Bir force atakla yormaya çalışacağım. Akselde gerçekten çok sıkıntılı bir durum şu anda. Şu 24'lük de şuradaki kısmı bir yoralım iyice. Korfu'daki kısmı alabilirsek burada gördüğünüz gibi 5 asker var. Mecburen imha olacaklar. Başka bir seçenekleri yok. Başka bir şey yapabilecekleri bir şey yok. Bölgede çok üstün şu anda. Buradaki supply'ı bir tık daha dengeli hale getirmeye çalışalım. Buraya gelen supply maalesef çok yeterli değil. Ya maalesef birlik olarak iyi durumda. Bizi tutabilecek kadar sayıya sahip. Çıkartmalarla yoracağız. Başka bir seçenek yok. Ama çıkartmalarda %99 tutuyordur diye düşünüyorum. Abi sen bir ayrıl onlu olarak. Şöyle bir onu da zaten ikili atabiliyordum galiba değişmediyse. Aynen ikili olarak devam ediyor. 14-15 gün sonrasında gelecektir tekrardan. 14 gün sonrasında bu geliyor. O ikiliyle atabilirsek çıkartmayı bir şey yapmaya çalışırız. Yok, İsrail diye bir devleti kesinlikle kukla olarak salmam. Yok. Biz kendimiz buradaki toprakları kullanacağız. Buralar bizim topraklarımız ve orada ilave bir devlet kurulmasına kesinlikle izin vermem. Çünkü oynadığımız adam Abdülhamit Han.
İnanın öyle bir şeye kendisi de asla izin vermezdi ve vermedi de zaten. Alt yarı sivil fabrikalar için buff haline getirtebiliriz. Gördüğünüz gibi yarılmak üzere artık çok fazla bir şey kalmadı. Çok fazla bir seçeneği kalmadı. Zaten 250 bin gibi bir manpower'ı kalmış. Ama işte sıkıntılı kısımlardan yaklaşıyor. Bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Çünkü Dünya Savaşı başladığında gerçekten çok farklı şeyler yaşanabilir. Tabii ki Sırbistan'ı biz devirdik. Artık Sırbistan diye bir devlet yok. Sırp'la savaş açılabilecek bir Avusturya Macaristan var sadece. Ama yine de bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Force ataklarla yarmaya çalışacağım. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu bölgeyi acilen yarmamız gerekiyor. Ne kadar var? Zaman gelmiş. Abi şurayı sadece al. Sadece bu bölgeye bir konvoy raiding istiyorum. Evet, birlik çıkartması gidiyor. Eğer Atina tarafı maalesef dolu ama gördüğünüz gibi bütün her yeri tutuyor. Bütün kıyılarını tutuyor. Çıkartmalarla atlatabilmek maalesef imkansız. Başka bir sonuç bulmaya çalışacağız. Başka bir çözüm arayacağız. Korfu'daki savaş bitmek üzere ama anakara olmadığı için sürekli yenileniyor. Yenilenip yenilenip geliyor. Yani bir birlikte savaşıyoruz. Arkada dört birlik daha devam ediyor. O yüzden o da bir tık problem. Çekil abicim oradan. Sen normal savaşına dön. Burayı bir acilen devirmeye çalışalım. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu anda birlikler 20 bit. Bunları acilen bir 27 bit olarak tekrardan çevireceğim. Biliyorum zaten silahtan yana sıkıntımız ufak ufak çözüldü de artilleriden yana sıkıntımız devam ediyor. Support ekipmanımız zaten elimizde hiç yok. O yüzden ben bunu böyle bir güncelleyeyim. Evet, 20K gibi bir silah çığına soktu bu durum bizi. Bir armor modernizasyonla debufflarımızı silmeye devam. Borç ödemeye devam. Yani sivil fabrika şu anda satmayı düşünmüyorum. Zaten elimizde sivil fabrika sayısı çok çok az maalesef ki. %9'a kadar düşmüş borcumuz. Gayet güzel bir haber. Abi tamiratlar yapılsın. Öncesinde sonrasında fabrikalara bakarız. Sivil fabrikanın tamiratı yapılabilir öncesinde. Bir tane de Sofya'da var. Hemen şunu da al. Askeri fabrikalar belki önden alınabilirdi ama problem yok. Öncesinde sivil fabrikalar ve sonrasında da bu bölgedeki altyapılar bir tamir edilsin, bir düzeltilsin. Evet, maalesef hiçbir şey yapamadılar. Ya birlikler supply'da yaşadığı için, supply sıkıntısı da yaşadığı için bölgede çok fazla da bir şey yapamıyorlar. İşin sıkıntılı kısmı o. Ve arkadan sürekli askerler gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi Yunan askerleri hala bölgede güçlü. Sayı olarak güçlüler ve bulundukları dağlık coğrafyayı çok iyi kullanıyorlar. O yüzden de çok fazla bir şey yapamıyoruz. 21 birlikte şu anda burayı üstlenemeye çalışıyorum ama deviremiyorum ne yazık. Çünkü arkadan sürekli takviye geliyor. Sürekli destek geliyor. Şu 99'da eğer devirebilirsek muhtemelen cephe açılacaktır diye düşünüyorum. Sonrasında Korfu bile önemli değil. Korfu'dan asker zaten getirtemezler. Gerekirse oraya tile üzerine asker bıraktırabilirim. Yani Sırp'ı devirdikten sonrasında Majör devletten düşmesi gerçekten bizi bitiren hamle oldu. Çünkü normalde bildiğiniz gibi Sırp'ı devirdiğimde hepsinin devrilmesi gerekiyordu. O yüzden Yunan üzerine herhangi bir baskı saldırı yapmadım. Ama maalesef yeterli bir düzeyde değil şu anda. Askeri alım politikasını mecbur arttırmak zorundayım galiba. Çünkü şu anda yeterli değil. %20 geliyor ama %25 gidiyor. Debuff yüzünden, darı sistemi debuffı yüzünden. Mecburen askeri alım politikasını arttıracağım. Tabii ki bu durum ekonomide ufak bir sekteye uğratacak bizi. Kaçınılmaz şekilde. Abi şu 99'luk bir girsin artık. Yani yeterince command power'da olmadığı için elimizde çok fazla da bir şey yapamıyorum. Ne yazık ki.
Çok güzel. İşte gerçekten yoruldu artık. Abi hiç durmadan direkt ilerle. Hiç durmadan. Gerçekten çok büyük supply debuff'ı yiyoruz. O yüzden birlikler tam gücüyle vuramıyor. Tam olarak saldırı gerçekleştiremiyorlar. Ama şu anda maalesef yapabileceğim başka bir seçenek yok. Varımla yoğumla vurmak zorundayım. Ya ofansif verdim, ona rağmen hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü yani dediğim gibi ordu şu anda saha bakımında çok güçlü. Gerçekten hiçbir şey yapamadan ilerliyorlar. Yaptırtmadan ilerliyorlar. Şu altılığın komplesini bir değiştirelim. Garnizondan çevirip 3 tanesi şuna bir 3 verelim. Şuna da bir 3 daha verelim. Birleşsinler. Nasıl olsa garnizon sıkıntımız yok şu anda. Çıkartma atabileceğini düşünmüyorum. Yine de buraya da bir konvoy raiding atalım ki çıkartma atamasın. Evet, Amerika Savaşı ile alakalı ABD konferansı yapılmış. İç savaşı muhtemelen yakın zaman içerisinde bitireceklerdir. Evet, bufflarımızı almaya devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bayağı yüksek bufflar veriyor. Justify'ın %20 kısalması. Komutan maliyeti. İstikrar artı %10. Gerçekten güzel bufflar. Tabii ki sonrasında da gerekli şeylerimiz var. Balkan Ligi'ni yenmemiz gerekiyor diğer şeyler için. Sadece Yunan kaldı. Yani gerçekten Yunan'ı eğer devirebilirsek her şey çok farklı olacak. Çok farklı şeyler yaşanacak. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Transport plane istiyorum. Çok acil. En azından birkaç tane olsun transport plane gelirse belki bir şey çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda 0 tane var. Ayda 2 tane gibi üretilecek. En azından bir 20-30 tanesi bile buradaki supply krizini çözmeye yeterli olacaktır. Ve supply krizinin çözülmesiyle birliklerin gücü gerçekten çok çok artacaktır. Şu anda hiç yok. Bir gelsin birkaç tane. Direkt koyacağım, sonrasında nakliyeli yani ilaveli olarak koymaya devam edeceğim. Bir gelsinler biraz. Onluk oradan force atak vererek devirebilir miyiz diye düşünüyorum ama şu an çok zor gözüküyor. Çünkü özellikle bu bölge çok dağlık bir arazi. Dediğim gibi buradaki supply krizini gerçekten çözebilirsek her türlü krizi çözeriz. 20 tane kadar da fighter'ımız gelmiş sadece. Keşif uçakları da artık geri bile dönebilir. Çok pardon. Fighter'ların üstüne ilave yapabiliriz. Evet, nakliye uçağı bir tane olsun geldi. Evet, işte ama onun için de manpower gerekiyor ne yazık ki. Manpower yasasını arttırdık. Manpower gelecektir muhtemelen. %20'ye %15'e çekmeyeceğim. Gerçekten debuff olarak fazla. Askeri debuff'ımızı kaldırmışız bu arada. Bu gerçekten güzel bir haber. Almandan da bir 7000 daha silah alalım. Warbond'u alacağım. Üretim için, inşaatlar için çok çok önemli çünkü. Gördüğünüz gibi 10 fabrika kadar kaldı. Transport bileğim bir yandan üretmeye çalıştığımız için. Bir K'da olsan ben seni alırım hacı abi. Zaten bana 160 tane kadar lazım. Yani iki tane uçak çok fazla supply yapmaz kesinlikle, bunu biliyorum.
Ama ne olursa olsun diyerekten tutacağım. Evet, geldi. Yani iki tane gördüğünüz gibi 0-10 supply gönderiyor ama buradaki açlığı baya baya çözdü. Bu yüzden güzel. Askerler zaten hepsi artık veteran oldular. Çok güzel abi. Hemen yürü buradan. Hemen hiç yeni asker getirtmeden yürü. Çok hızlı yürü. Acil yürü. Durdur orayı artık. Hop. İşte Korfu'daki askerlerden kastım buydu. Bunlar böyle bir sıkıntı çıkartabilir diye düşünüyordum ve çıkarttılar da ne yazık ki. Abi yürü. En azından o kıyı bir al. Çok güzel geldi oradan. Şu adaları bir al. Korfu tarafından o askerlerle ilerlemelerini kesinlikle durduracaktır. Ama bizim burada ilerleyişimizi artık onlar asla durduramazlar. Cepheyi açan hamle oldu bu. Bunlar mecburen buradan asker çekmek zorunda kalacaklar şimdi. Şu arayı bir durdur. Onlar ileri asker çekmelerini bir durdur. Abi şurayı bir dağıt. Şu birlikte buraya maalesef giremiyoruz. Bu aşağıya, evet aşağıdan dolaşmak lazım. Silah yumul, artilleriye biraz daha yumul. 10 fabrikayla şu anlık bir tık olsun üretim yapmaya çalışacağız. Yani transport planı çok fazla döndüğüm için ne yazık ki ufak bir problem orada yaşanabilir. Buradaki 4 birlik buradaki Yunan askerlerini durduracaktır diye düşünüyorum. Zaten burayı rahatlıkla tutacaklardır. Evet yani buradan geliyor. Direkt Atina'dan tren yoluyla giriyor buradaki supply. Özellikle şunu kesmek istedim ben ama tren yolunu ne yazık ki onu henüz başaramadık. Çok fazla bir seçenekleri kalmadı. Çok fazla bir imkanları kalmadı. Ufak tefek şeylerle bu çözümü yapabiliriz. İşin sıkıntılı kısımlarından biri artık şu anda. Bu Korfu'daki elemanları eğer deviremezsek biz buradan limandan supply alamayacağız. Bizim supply'ımızı çok ağır kesti çünkü. Bu supply'ı acilen düzeltmemiz gerekiyor. Abi şu 24'lükte şurayı bir tutar mısın? Burayı bir saldırt. Yani 7 birlik var burada. 7 birliği eninde sonunda devirecektir. Ama ne kadar sürer ona şu an net bir şey söyleyemiyorum. Şu kıyı eğer açabilirsek bizim için bu da daha fayda sağlayabilir. Yani şu anda supply olarak bir tek Selanik'ten geliyor. O Selanik'ten gelen supply da tabii ki şu anda çok zayıf ve yetersiz. O yüzden çok bir fayda sağlamıyor. Yani maalesef çok güçlü savunma yapıyorlar. Çelik almaya devam Almanlardan. Kaynak konusunda şu an 50K silah da açığımız var. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani birliklerin bazılarını silebilirim. Seçeneğimden birisi o. Sat abi bir tane sivili gerek. Var galiba. Çünkü borç devam ediyor. Jabal Şamar için biraz bekleyelim. Bu arada diğer bufflara gidebiliriz. Buradan sivil fabrikayı bir tane daha alalım. Dağınık sanayi gelmiş. Çok güzel. Şu arayı bölmeye çalışalım bir eğer bölebilirsek. Yani ana saplı oradan geldiği için her türlüsüne şu anda kabulüm. Özellikle şuradaki supply krizini acilen çözmemiz gerekiyor. Aksi halde gerçekten bittik. Şuna bir komutan verdirelim. Force atakla yormaya çalışacağım onu. Korfu tarafına kadar iyice bir yor. Ya yani geri çekilebilirim tahil olarak. Bu bize fayda sağlayabilir. Belki asker çektirtebilir ama bizi daha kötü bir duruma sokabilir yani. Burada bir paket falan yedirtebilir. Bu zaman Yunanların savaşı kazanmasına bile sebep olabilir bu durum. Şöyle bir şey yapacağım. Bu 24'lüğü
Bunu silersek çok fazla bir şey olmaz. Abi şu 24'lü bir sil. Biraz supply gelsin. Hem supply biraz rahatlasın, hem manpower bir tık gelsin diyerekten, hem de silah bir tık daha gelsin diyerekten böyle bir şey yapıyorum. Evet, supply gördüğünüz gibi bayağı daha rahatladı. Biraz daha rahatlayacaktır bir miktar beklersek. Eninde sonunda dağılacak, eninde sonunda açılacak. Bunun başka bir seçeneği yok, başka bir kaç çıkar yolu yok ama ya ufaktan bir beklemek gerekiyor belli ki. Altı birlik kaldı. Burayı eğer bölebilirsek gerçekten çok faydalı olacak. Force atakla devam. Yani yoralım burayı, acilen bir dağıtalım. Çok acil Korfu'daki limana girmemiz gerekiyor. Yani silahtaki açık maalesef devam ediyor. Abi o yüzden ben seni bir 5'e düşüreyim. Hatta 1'e düşüreyim. Silahı biraz daha yumulalım. Artillerideki açık biraz daha kapatılabilir düzeye gelecektir. Alman aldığım kaynakların bir kısmını iade ediyorum. Hindistan'da da aynı şekilde. Fabrikasal tamiratlar da bir yandan devam edilsin. Buraya bölgeye supply getiren yollar bunlar. Bunların da tamiratları bir an önce yapılırsa bize fayda sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi gerçekten çok ağır supply sıkıntısı var bölgede. Selanik tarafından şu an dağıtılıyor. Transport plane'lerle dağıtılmaya çalışılıyor. Ama maalesef yetersiz ve eksik şu durumda. Bir 24'lük daha silebilirim. En azından manpower konusu için. Ama şu anda bir tık eksiğimiz devam ediyor. Yani şu an çok acil bu bölgeyi açmamız gerek. Aksi halde gerçekten zor zamanlar yaşayacağız. Dünya Savaşı için hazırlıklar devam ediyor. Dediğim gibi en azından Sırbistan çıktığı için Dünya Savaşı'nın çıkması bir tık daha eksildi. Yani geride kaldı ama yine de devam ediyor ne yazık ki. Şunları bir kapatacağım, kusura bakmayın. Yani çok dikkatimi dağıtıyor. Muhtemelen evet, konvoylarını ufak ufak vurmaya devam ediyoruz. Yunan'a gelen kaynağı baya baya kestik tabii ki ama şu anda hala da devam ediyor. Dışarıdan ne oluyor diye bir bakmak istiyorum. Dışarıdan sadece Fransa'dan ve Avusturya Macaristan'dan çelik alıyor. Manpower'ı hala daha var. Şu anda %10'luk servis bayrağı ekipmanta. 8 sivil seviste askeri fabrikası var. Şu bölgeyi bir açabilir miyiz acaba? Bir uğraşalım. Buradan buff'ları almak çok büyük işimize gelecek aslında bakarsanız ama ben şu uçaklara biraz daha gideyim. Oradan fokustan birkaç uçak gelsin elimize en azından. Yani gerçekten şu anda şeyi çok iyi kullanıyorlar. Ve gördüğünüz gibi sadece kuru piyade. Başka support ekipman bile yok ellerinde ama maalesef bizi çok iyi tutuyor. Muhtemelen elindeki bütün fabrikaları silah üretimine harcıyordur. Başka hiçbir şey dahi yapamıyor ama bizi gerçekten çok iyi tutuyor. Radyoyu biraz daha geliştirelim, biraz daha seviyesini arttıralım. Şunu ofansiften bir tık düşüreceğim, birlikler iyice kendini yıpratmasınlar diyerekten. Ya
Ya maalesef buradaki 6 birlik şu anda bizim bütün limanımızı tutuyor, bütün her şeyimizi alıyor, götürüyor. Şöyle bir şey yapmak istiyorum abi. Çok acil buraya bir liman. Eğer onlara saldırmasını önlersek 29 Ekim'de geliyor. Yaklaşık bir ay gibi bir süre var. Hemen onu bir acile oluşturalım, acilen bir yapalım. En azından o olursa belki buradaki çok farklı şeyler yaşanabilir. Çünkü en azından supply durumu çözülebilir bu bölgedeki. Yani bir birlik karşı saldırılar veriyor. Çapraz saldırılarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama şu anda bir şey yapamıyorum hala daha. Gördüğünüz gibi bu bölgede supply sıkıntısı var. Burayı maalesef hala deviremiyorum. Çünkü takviyeler getiriyor sürekli. Atina tarafından buraya asker girdisini bununla durdurmaya çalışacağım. Başka bir seçenek maalesef şu anda aklıma gelmiyor. Borç ödemeye devam. İngilizlerden silah almaya devam. Ajanlığı hiç açamadık ve maalesef de açamayacağız gibi duruyor. Zaten iyi gördüğünüz gibi fabrika sıkıntısı devam ediyor. 40K gibi bir silah açığı maalesef hala daha var. Evet, 20 gün sonrasında oradaki liman inşa edildikten sonra buradaki bütün supply krizi çözülür. Ve muhtemelen de buradaki Korfu tarafındaki liman, yani Yanya adalarındaki liman krizi de çözülecektir. Buraya gelen supply miktarı düzelince. İyi ki onlar ittirmiyorlar. İşin güzel yanı o şu anda. Aksi halde onlar ittirmeye başlarlarsa bizim muhtemelen her şeyimizi alıp götürebilirlerdi şimdiye kadar. Bir 15 gün gibi bir süre ihtiyacım var. 15 gün sonrasında her şey çözülecek. Uçaklar konusunda da bir tık daha buff almaya çalışalım. Ya hasta adam debuff'u gerçekten çok büyük bir debuff. O yüzden maalesef bir şey yapamıyorum. Burada supply tarafından kaybettiğimiz kaynak da gerçekten çok fazla. O da bir tık bir problem. Ama yaklaşık bir hafta gibi bir süre var. Sonrasında buradaki bütün supply krizi çözülecek. Ve burası gerçekten çok büyük bir rahatlama alacak. Tabii ki buradaki bütün sorunu çözmeyeceği için ikinci seviyesini hemen başlattım. Buradaki bütün supply'ı taşıyamaz bir tane liman. Ama rahatlatır en azından. O bir gerçek. Bu bir kaçınılmaz. Evet, son bir gün. Ve liman inşa edildi. Gördüğünüz gibi supply daha da düzgün bir hale geldi. Abi, kamyonlarla dağıt. Buradaki supply'ı iyice rahatlat. Bunlar iyice bir organizasyon kazansın. Sonrasında ilerlememiz çok kolay. Evet, işte bu gerçekten güzel bir haber. Burası rahatladıysa bizim için güzel. Eğer vault kısmına da girebilirsek, abi force atakla yükselteceğim. Gir oraya, gir 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 gir. Gir, yeni takviye gelmeden gir. Çok güzel. Burayı da bir kapat. Evet, gördüğünüz gibi supply'ın gelmesiyle burada gerçekten çok büyük bir farklılık var. Saldırı bakımından, saldırı miktarı bakımından çok büyük bir fark ve değişiklik oldu. Yakın zaman içerisinde burayı da muhtemelen çözecektir. Gördüğünüz gibi aradaki bayağı büyük bir güç farkı var artık. Şu dörtlükle takviyeli devam. Arkadaki bu birliği al, tekrar devam et. Yani şu anda tabii ki orada supply miktarı dediğim gibi yetmiyor ve yavaş kalıyor. Ama yettiği zamanlar olacaktır diye düşünüyorum. Saldırıyı bir durdur. Onlar bir tık asker dağıtabilir. Hiç problem değil. Burayla biraz saldırıya geçelim. Ha, bunun yarısını al. Yarısıyla burayı aç. Eğer burayı bir paket haline getirebilirsek gerçekten bizim için savaş kazanılmış ve bitmiş anlamına gelir. 90 bin gibi bir kayıp verdi ama hala kaybetmeye devam ediyor. Bizim kayıplarımız maalesef gerçekten çok büyük miktarlara buldu. Ama şu anda ne yazık ki bir şey yapamıyorum.
Şu kısmı eğer açabilirsek bizi tık daha rahatlatabilir diye bizi düşünüyorum. Ya alt taraftan gelen supply ile baya baya rahatlattı cepheyi. Daha da rahatlatacaktır. Öbür taraftan bir liman daha seviyesi arttırılınca. Ama bir miktar daha devam etmemiz gerekiyor. Ne yazık ki. Evet, donanmanın tekrardan inşası başladı. Bahriye nezaretini kuralım. Evet, donanma için bir tık daha doktrine buff aldık. Onu devam ettirebiliriz. Donanma konusunda şu anlık üretim yapmıyorum. Manpower eksikliği ve açığı konusundan dolayı. Ama muhtemelen onu da kısa zaman içerisinde çözeriz. Problem değil. Borcu ödemeye devam. Yani çok büyük bir borcumuz kalmadı. Bir tane daha sivil fabrika verdiğimizde gördüğünüz gibi tam yetiyor borcu kapatmaya. Ama bir miktar bekleteceğiz. Buradan asker daha tutturma. Orayı bir yoklayıcı. Evet, 94'e kadar çıktı orası. Şurayı bir tık daha desteklersek muhtemelen daha faydalı olabilir. Yani şu an tamamıyla tam fokus buradayım. Burayı açmaya çalışıyorum ama ne yazık ki başaramıyorum. Savunmaya çok hızlı veriyor çünkü AI. Gördüğünüz gibi savunma bufflarını almaya çalışıyor. Yani ne yazık ki şu anda herhangi bir yere çıkartma atamıyorum. Gördünüz siz de her yeri tutuyor. Bütün kıyılarını tutuyor. O yüzden herhangi bir çözüm yolu da olmuyor bu durum. Abi vur borsatak. Yok, şu anda Central Power'a giremem. Şu durumda Central Power'a girmek bizim intiharımız olur. Çünkü karşılığında direkt olarak İngilizler Yunan'ı karşımıza davet edebilirler. Bu da bizim bitirişi hamlemiz olabilir. Evet, yangınlar çıktı. Maalesef orada yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Fighter ve motorize üretimindeki fabrikalar bir tık problemde şu anda. Evet, fabrikalarımız kırılıyor. İsyanlardan kaynaklı sıkıntılar var. Maalesef orada yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Abi şu limanı bir geri alsak artık gerçekten çok fazla şey çözülecek. Ya da en azından bu alt kısmı falan çözsek baya baya Yunanlar çözülecektir ister istemez. Ama şu anda da orada bir şey yapamıyorum. Daha 220 bin gibi manpower var. Petrolden yana herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten petrol kullandığı herhangi bir birlik de yoktur diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Orayı sadece liman tuttuğu için komple bir konvoy reading vermeye çalışacağım. Buradaki kaynağı kesmek adına, buradaki birliklerin kaynağını kestirmek adına. Burayı sadece konvoyla getirdiği için buradan kaynak gitmezse burası muhtemelen çökebilir. Bu da bizim iyi kazanmamızı sağlayabilir bu durum. Evet, Yunanlar bizden güçlü olmadığı için maalesef var ekonomiye de geçiremiyorum. Limanın inşaatı bitmiş. Güzel bir haber. Burayı bayağı daha güçlendirecektir. Evet, fighterları biraz daha arttıralım. Uçak konusunda bir tık daha yüklenebiliriz. Ya acilen Balkan Savaşı'nın bitmesi gerekiyor. Gerçekten aksi halde bittik. Biz biteceğiz yani. Çok az kaldı. Evet, gördüğünüz gibi supply krizi yaşamaya başladılar. İkmal tam olarak sağlayamıyor. Bu sebepten dolayı organizasyon kaybediyorlar. Yani çok kısa zaman içerisinde bunlar yıkılacaktır. Bir tık command power'a ihtiyacım var. Force attack vereceğim ve force attack da bunları tam manasıyla güçlü şekilde dövmeye çalışacağım.
Gördüğünüz gibi artık çok hızlı seviyede devriliyor. Şu anda çok fazla ve gereksiz yere burada asker tutuyorum ne yazık ki. 1915 yıl oldu artık. Yani gerçekten zamanımız kalmadı. Çok az bir zamanımız var. Yunan'ı devirmemiz gerekiyor. Aksi halde gerçekten biteriz. Diğer papatlarımı savaşa çağırmanın şu an en ufak bir mantığı yok. Arnavutluğu çağırdım. Karadağ tarafında cepheyi devirebilmek için çağırdım mecburen. Şu tarafı eğer açabilirsek burası da çok büyük fayda sağlayabilir bize. Tabii ki o durum daha askerlerini dağıtacağı için bu bölgeyi güçlendirebilir. O sebepten fayda sağlayabilir diyorum. Abi şurayı bir açabilirsek gerçekten çok güzel olacak. Çünkü bütün birlikleri paket halinde kalacak. Evet maalesef işte arkadan destekler geliyor. O pek hoş olmuyor. Şurayı bir açmaya yok lan. Şurayı bayağı yoğunlaşalım. Bombardımanlarla bir yandan tabii ki yormaya çalışıyorum ama maalesef çok büyük fayda sağlamıyor. Şu durumda. Evet, burası açıldı açılacak. Burası da birazdan yıkılacaktır ister istemez ya yani başka bir seçeneği yok. Evet, burası açıldı işte bu güzel bir haber. Abi hemen şurayı açmaya çalış. Şu dört birlikte şunu tut. Bu dağılmasın ki eğer burayı açabilirsek gerçekten bitirici hamle olacaktır bu bizim için. Oradan askerler dağılmasın yeterli. Başka hiçbir şey istediğim yok. 3 birlik kaldı. Eğer arkadan destek gelmezse takviyeli olarak biz bu işi çözeriz. Radyo konusuna buff gelmiş. Güzel. Tank prototiplerini bir araştıralım. Uçak satın alma işi geliyor. İşte bu gerçekten güzel olabilir. Şu tarafa biraz daha yoğunlaşalım. Bir tık daha oradan ilerlemek istiyorum. 7K'da Almanlardan silah almaya devam. Bu yandan borcumuzu ödemeye çalışalım. Fransızlar tabii ki bildiğiniz gibi bize sivil fabrikalar dikmeye devam ediyorlar. Suriye tarafını özellikle. O yüzden ufak tefek zaten borcumuz artıyor. Yolların burada tamiratları var. Maalesef çok ağır kayıplar verdikleri için, çok ağır bombalama yaptırdığımız için ufak tefek problemler oluyor. Abi şurayı 91 ile bir böl artık. Bir ayır. Kale olmadığı için şu an burada o yüzden bu buff'ı da vermenin çok mantığı yok. Ama zaten 2 birlik gibi kaldı. Eğer ön taraftan gelmez derse biz burayı açarız rahatlıkla. Evet maalesef ön taraftan ve arka taraftan gelmeye takviyeler gelmeye devam ediliyor. Birliklerimizin içlerinde maalesef çok fazla açık var. Bu açıktan kaynaklı çok ağır sıkıntılar yaşıyoruz. Uçaklarımız için buff haline getirmeye çalışacağım bir yandan. Onlar çok çok önemli. Onlar için danışmanlar almamız gerekiyor. Abi bunu tutsaydın ya. Oradan asker gelirse bir şey yapamayız. Orayı tut. Şurayı açmaya çalış. Şurayı bölsek gerçekten çok fazla şey olacak da şu anda maalesef bölemiyorum. Hala daha. Command power yetmediği için de şey de veremiyorum. Force attack da veremiyorum.
Ya önden arkadan sürekli destek geliyor. Gerçekten destek gelmese ben burayı bölerim de. Gördüğünüz gibi sürekli ön taraftan destek geliyor. Ya bu durum ister istemez ön taraftaki askerlerin ölmesi anlamına geliyor da şu anda bu durum bize pek fazla fayda sağlamıyor açıkçası. Gördüğünüz gibi 5-6 birlik varken 7 birlik oldu. Yani onu biraz açmak bir tık zaman alacak gibi duruyor. Abi şurayı bir aç en azından. Beş birlik kadar kaldı. İyi, çok fazla bir şey yok. Gerçekten kalmadı. Transport planları supply krizini ne yazık ki çözmeye yetmiyor. O problem. Şunu bir durdur. İyi, oradan bir şeyler yapmaya çalışalım. Abi force atak bu tarafa vereceğim. Şurayı en azından açabilirsek fayda sağlar bize. Buradan destek gelmesini engelleyelim. Yani gördüğünüz gibi 88 90 bandında ilerlemeye çalışıyor. Ama sürekli önden ve arkadan destek geldiği için çok fazla bir şey yapamıyorum. Gördüğünüz gibi sürekli arkadan destek geliyor. Yenilenmiş, güçlenmiş birlikler arkadan gelmeye devam ediyor. %94'te şu anda surrender limiti hala da çok fazla. Bir yandan buraya asker getirdi. Şöyle bir şey yapacağım. Aa, burayı bırak, Akdeniz'i bırak. Sadece buradan kaynak çıktısını bir kapat. Şuranın bütün kaynağını bir konvoy redding'den keselim. Limanlardan bütün kaynağını bir keselim. Acil en azından burayı açmam lazım. Gerçekten çıldırmak üzereyim çünkü. Ya bütün Sırbistan'ı, Bulgar'ı, Karadağ'ı hiç bu kadar zorlanmadan devirdim. Ama bunları deviremiyorum ve elimden bir şey de gelmiyor. Elindeki manpower'ı bitmiyor çünkü çok fazla asker kaybetmiyor. 130K gibi asker kaybetti. Biz daha 90K asker kaybetmişiz ama hala da asker miktarı çok güçlü olduğu için çok fazla bir şey yapamıyorum. 19-35 birlik arasında askeri miktarı var. Yani size dediğim gibi elindeki birlikler güçlü birlikler değil. Kesinlikle değil. Ama memleket çok fazla dağılık olduğu için çok fazla bir şey yapamıyoruz. Yani şuradaki şu limanı almak bile o kadar zorladı ki bizi. Bir anlık hata diyelim. Orayı kaybetmemiz bize gerçekten çok pahalıya patladı. Abi şurayı bir aç. Şurayı bir düzeltelim en azından. Tren yolları burada. Bu bölgede herhangi bir supply hub'u yok. Ama lokal supply'ı var. Birliklerin içleri çok fazla dolu olmadığı için lokal supply'la bir şey kazandırabiliyor. Uçak konusu zaten herhangi bir uçağı yok diye düşünüyorum. Ki yoktur zaten. Yani bomber biraz daha koyulabilir. Denizleme uçaklarını koyalım. Belki fayda sağlar. Birliklere istihbarat konusunda belki fayda sağlayabilir. Maalesef açığımız gerçekten çok büyük ve devam ediyor sürekli. Top alamam gerçekten çok iyi top çünkü çok pahalı. Onu alacağıma silah alıp top üretmeye tekrardan devam etmeye çalışırım. Ama şu an ne yazık ki onu da yapamıyoruz. Yani şu an o bölgede asker olmadığı için Jabal Şamar tarafına da çok fazla bir şey yapamam. Bir tık daha uçak gelsin elimize. Aksi halde bu savaşı devirebilmemiz imkansız gibi duruyor. Evet sevgili arkadaşlar yine yaklaşık bir saatlik gibi bir bölüm olmuş. Kusuruma bakmayın. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. Yani ben bazen kendimi kaptırıp devam edebiliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.